Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda klima hattı çekeceğiz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Biz şimdi arkadaşımız klimasını taktırmış. Binanın yan duvarında çatının ara bu dere oluğu oluyor. Motoru oraya bırakmışlar. Biz buradan oraya klima hattı çekeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi biz klimalara her türlü sigorta koyuyoruz arkadaşlar. Bundan 5-10 video önceki videomda işte klima ne kadar enerji tüketir meselesine geliyor. Klimamızı kullanmadığımız zaman sigortaları kapalı tutuyoruz arkadaşlar. Hani örnek veriyorum, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta kullanmayacaksanız klimayı, sigortasının kapalı durumda kalması lazım. İçindeki inverter dediğimiz cihaz elektrik çekiyor arkadaşlar. O da aylık ortalama tüketimi, yani klimanız çalışmasa, yani ısıtma yapmasa, soğutma yapmasa bile klimanızın sigortası açıksa aylık ortalama 80 lira 100 lira gibi bir fatura yansıtacaktır. Ölü elektrik, yani boşuna para ödemiş olacaksınız. Biz onun için her klima çektiğimiz yere sigorta takıyoruz. Şimdi uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada klima motorunun klemens bağlantılarını da ben size göstereceğim. Servisçi arkadaşlar bağlayıp çıkmışlar, testini yapmışlar. Elektrikçi bağlayabilir diye müsaade etmişler. Normalde sıfır klimaların motor aksamını biz bağlamıyoruz. Servisçi arkadaşlar bağlıyor. Tabii bu servisin onayı dahilinde olursa biz bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani işi yapıyoruz diye bağlantıyı yapıp da klimayı garanti dışı bırakmıyoruz arkadaşlar. Daha önce de bu dairenin montajını biz yapmıştık. Şu an daire sahibimiz, abimiz videomuzu çekiyor. İşimizden memnun kalmışlar. Klima taktırmışlar. Yine akıllarına biz düşmüşüz. Serhat ustamız gelsin yapsın diye. Kendilerinde bizleri tercih ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Sen de konuşabilirsin abi, sıkıntı yok. Memnun musun, değil misin? Söyle ki izleyenlerimiz duyabilir abi. Klimamız çalışırsa memnun olacağız inşallah. Elektrikten bir şikayetimiz yok. Tesisatlar, ışıklar bayağı güzel oldu. Sigorta kutumuzu da duvarın köşesine bırakacağız arkadaşlar. Tabii çektiğin kablo kaçlık? 3x1.5 tetere. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. 3.5 kabloyu 9.000'lik klima, 12.000'lik klima, 15.000'lik klimaya kadar biz kullanabiliyoruz. Normalde servisler 18.000'lik klimaya da 3.5 istiyor ama mesafe kısa olursa çekebiliyoruz. Mesafe uzun olursa 3-2.5 tercih ediyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şunu söyleyeyim. Burada şimdi sigortaya giriş çıkış yapacağız. Sigortaya giriş çıkış yapacağımız için biz burada normalde fazı kesiyoruz arkadaşlar. Sigortayla fazı kesiyoruz. Nötrü ya da toprağı kesmemize gerek yok. Sürekli bağlı kalıyor klemenste. Şimdi şu şekilde yapmayın. Bazı arkadaşlarımız, yani bazı gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Şimdi oradan buraya prizi çektik, hattımızı çektik. Buradan komple bunu kesiyor. Nötrü bir daha ek yapıyor. Toprağı tekrar ek yapıyor. Biz bunu böyle yapmıyoruz. Şu şekilde yapacağız. Kabloyu açıyoruz. Maviyi, yani nötrle toprağı kesmeyeceğim arkadaşlar. Ek olmasın diye. Çünkü ne kadar kablo bütün olursa kablonun ömrü o kadar uzun olur. Daha sağlıklı olur. Şu şekilde yapacağız. Fazı kesiyoruz. Birisi giriş, birisi çıkış. Diğer kablolara hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz arkadaşlar.
Bir de daha önceki videolarda da yine belirttiğim gibi bunu bu şekilde yaptığımız zaman bunu sigortanın klemensine tek yapmayın. Şu şekilde ikiye katlarsanız kablo gevşeme yapmaz. Sigortanın içinde dönme de yapmaz. Gevşeme de yapmaz. Eğer kablo gevşek kalırsa bu şekilde tek takarsanız sigortayı eritme riski yüksek arkadaşlar. Isınma yapar gevşek kaldığı için. Her zaman tertipli, düzenli, düzgün iş yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlar sigorta bağlantımızı şu an gerçekleştirdik. Şimdi dış üniteye çıkacağız. Şarjımızı yanımıza alalım. Ayakkabımızı da alalım. O zaman ev içinde çalışmıyoruz. Bazen çatı uçlarında da geziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar klima ünitemizin motoru burası. Klemens bağlantımızı buradan yapacağız. Tansiyeyi buraya yaptık. Şimdi şurayı açacağız arkadaşlar. İç bağlantılar içeride, yani klemens bağlantılar içeride. Şimdi öncelikle uçlarımızı bir ayarlayalım. Burada ufak bir tane vidamız var. Bu vidayı söktüğümüz zaman kontrol panelini buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bir tık aşağı indirmeniz gerekiyor. Buradan burası geçmeli. Klemensler gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar klemens bağlantı yerlerimiz burası. Şimdi arkadaşlar bunu test yapmak için çalıştırmışlar. Biz şimdi bunu sökeceğiz. Gerçek çektiğimiz ana besleme kablosunu buna bağlantısını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız videoyu biraz yukarıdan çekecek. Ben sizlere tarif edeyim. Şurası faz, şurası nötr. Zaten 1-2 diye yazar. Altında da LN diye yazar. Şu son tarafta topraklamadır arkadaşlar. Şimdi bağlantımızı yapacağız. İçeriden enerjimizi verip klimamızı çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdi tamam oldu. Evet. Kapağımızı kapatacağız. Evet, burası tamam abi. Bir saniye. Burada bir de. Şimdi arkadaşlar biz bunun bağlantısını buradan alacağız. İstesek buraya fiş de takabilirdik. Ama fişi biz sağlıklı bulmuyoruz. Fişin belirli bir amper gücü var arkadaşlar. 16 ampere kadar dayanıyor diyor. Uzun vadede fiş erime yapar, kablo erime yapar, priz erime yapar. Birbirine yapışır, kısa devre olur arkadaşlar. Bir sorun yaşanmasın diye buradaki bağlantıyı prizin iç klemensinden alıyoruz. Hem daha uzun ömürlü oluyor, hem sağlıklı oluyor. Tabii şu an elektriği kesmedik. Biz bazen sizleri uyarıyoruz elektriği kesip çalışın diye. Maalesef kendimiz de uyamıyoruz çünkü ortam karanlık oluyor. Kahverengi gördüğünüz gibi faz arkadaşlar. Biz yine de kontrol ediyoruz. Çünkü ne olur olmaz. Bazen maviye faz verebilecek verenler var. Tabii kontrol ettik. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. İşte bunun çıkmaması için ne yapacağız? Bunu ikiye katlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu montajını yapacağız prizimizin.
bu şekilde yaparsak priz yukarı kalkacaktır. Biz prizin yukarı kalkmaması için şu araya ufak bir çekiş tabirisi arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz. Sonra kasa burada sıfıra sıfır olduğu için şuradan ufak bir kablo geçebilecek kadar şöyle ufak bir parçayı tıraşlıyoruz arkadaşlar. Kablo buraya şöyle rahat otursun diye arkadaşlar. Arkadaşlar klimamızı, elektriğini verdik. Şimdi sigortayı açacağız. Sigortayı açtıktan sonra evet arkadaşlar enerjimizi veriyoruz şimdi sigortadan. Şu an klimamıza elektrik gitti. Klimamızı açtık arkadaşlar. Şimdi bak burada fan yazıyor abi, tamam mı? Evet. Değerli takipçilerim, tekrardan sizlere izah edeyim. Fan ayarını buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şu an en kısık ayarda. Bir kere daha basarsak ikinci kademeye geçer. Bir kere daha basarsak burada fan, yani üfleme hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Burada da mod diyor. Mod demek ister evin nemini alabilirsiniz, ister klima ile soğutma yapabilirsiniz, isterseniz ısıtmayı alabilirsiniz. Buraya bastığımız zaman şu an güneş göstergesi çıktı burada. Güneş demek sıcaklık demektir arkadaşlar. Şu an bu klimamız ısıtma yapacaktır. Eğer buna böyle basarsak vantilatör görevi görür. Nem alır. Şu an soğutmada arkadaşlar. Sen zaten petek kullanıyorsun değil mi? Petek kullanıyorum. Ha. Ama soğutmayı da sıcak ya veriyor mu? Onu da test yapabilir miyiz? Tamam, yapalım abi. Şimdi şu an senin klima soğutmada. Soğutmayı ayarladım. 18 derecede. Fanı da kısık abi. Yazın açtığın zaman bu şekilde açarsın. Tahmin ediyorum sen ısıtmada kullanmayacaksın. Arkadaşlar klima bağlantımızı gerçekleştirdik. Elektriğimizi çektik. Klimamıza da enerjiyi verdik. Klimayı çalıştırdık. Abimize de tarif ettik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.